Bobo. Pardon abi, buradan Amerika'ya nereden gireyim? Amerika'ya? Aynen. Abi niye onu düşünüyorsun? Abi dünyaya bir kere geliyorsun, anladın mı yani? Ben çok hızlı senden hoşlanıyordur abi. Biz eşit abi bence. Ya olaya bak, delireceğim ya. Bak canım çiğ köfte çekti diye gittim ta çiğ köfteciye gidip çiğ köfte aldım. Tamam mı? Yanına da bir de ayran alayım dedim kanka. Ama bir tane şerefsizin çocuğu gitmiş Bim'de ayran reyonuna gidip süt koymuş. Ben şimdi bu çiğ köfteli sütü nasıl içime a**ayım ya? 2, 1, yaklaş. Esnet Umut'cum, esnet. Ya oğlum esnetsene. Oğlum biz yapsak daha iyi yaparız ya. Biz mi? Nemrud'un kızını yandırır bizim, çarpı sinler sinir felek misali. Silahımızı kurtar bizim. Ben Türkçe bilmeden kahve istedik Trabzon'da. Evet. Baba dedik ki bir kahve içelim. Tamam dedik, kahve içelim. Çağırdık işte garson. Yani kahve biliyorum ama içinde dedim bu beyaz su diyorum. Ama su bilmiyorum ya. Evet. Dedim beyaz su. Bu bakıyor bana. Dedim ne bakıyorsun? Kahve var. Üstünde de bir beyaz su. Yani beyaz su ne olabilir? Su. Arçı dedi ki anlatamıyorsun ya. Bana bırak. Tamam dedim işte. Diyor. Böyle gösteriyoruz dedim. Ha işte beyaz su kahve içinde bakıyor bize. Anlatamadık. Baba dedi ki anlatamıyorsunuz. Gel oğlumun yanında. Biliyor musun dedi. Ha ne demek diye ya, nasıl ya? Onu da biliyor. Ya dedim nasıl bilmiyorum. De bir elinde aldı. Bunu verdi dedim, bunu içeriye at dedi. Şimdi anladım diyor. Söyle ki. Öyle yapsaydınız dedi başında. Tamam gitti limon getirdi. Aşk illetine tutulan bir Müslüman genç ne yapmalı? Hele yemek getirin. Kızım hele şu kumandayı verin. Kürdan yok mu ya bu evde? Kalkın yatın hadi. My hottest reloads of 2022. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Terdeki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Baştan bardakta sebzeli hazır olan ve içinden çıkalım. Bazen diyorum ki ne olacak, söyle gitsin. Sonra diyorum ki söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Hoşça kal.
Hazır biraz. Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı yok ya. Kızım taşların üstünden gidiyorsun. Sen ben üstüne gideceğim. Lanet olsun, niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan geçiyor. Sebebi neydi ki? Sağa dön şuradan. Panik yok. Yavaş dön. Yavaş çıkın. Sağa sola bak. Sağa yap lan sağa. Uçtun adamı anasını Allah'ım. Böyle mi dönülür ya? Ya yerleşim yerlerinde senin araba sürme. Doğru değil, sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Baba sağa dönsün, az ileride ineceğim ben. Canını tutar yavrum. Rica etmez, mekana gitmeyecek miyim? Ne gerek var mekanla 500 lira bayılmaya? Lastiği koyuyorum, oynamayı biliyorsunuz değil mi? İnşallah. 4-1-5-9-2-6-5-3-5-8-9-7-9-3-2-3-8-4-6-2-6-4-3-3-8-3-2-7-9-5. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk. Öncelikle çok sempatisin. Teşekkür ederim, sağ olun. Eşin güzel ama bayağı. Hatta insan şaşırıyor, bu bunu nasıl ayarlamış? Ben bir şey anlatmak istiyorum. Anlat bakalım bebişim. Biz 2 ay önce ameliyat olduk. Ne ameliyatı? Eşim bana böbreğini verdi. Bravo! It's a comfy chair. Oh my gosh, this is really. Isn't the guy wearing a yellow sweatshirt? The guy in the yellow sweatshirt? No. What happened? Aş illetini tutulmuş bir Müslüman. Ne yapsın? Aşkına aşık olsun. Aşkı anlasın. Aşkı kendi derinliğinde yaşasın. Aşkı kokutmasın. Aşkı şehvete mahkum etmesin. Aşkını bütün aşkların uğrunda kurban olduğu o aşka kurban etsin. Eğer o aşkı uğrunda bütün aşkların kurban olduğu aşka kurban ederse ayrı bir dünyada yaşayacak. Yani yine Mecnun olacak. Mecnunluğunu kaybetmeyecek. Ama Leyla'lar başka olacak. Ya ben gözü biraz zor doyan bir insanım. Bir gün Süleyman'la beraber İskender yemeğe gittik. İşte uygulama var orada. Uygulamada da indirim veriyor sana. Bayağı indirim veriyor burada yani. 40 liralık İskender 16 liraya falan denk geliyor. Yani deli indirim. Normalde bir İskender yiyeceğimi 2 İskender yerim dedim. Adam dedi ki beyefendi dublede indirim. Triple söylerseniz daha da büyük indirim alıyorsunuz. Deyince ben dedim triple dedim. Bir tabak geldi böyle kayık gibi. 2 kişi tutuyor yanlardan böyle tabağı. Bir tereyağı döktü üzerine damacanayla böyle. Bir aldım, iki aldım, üç aldım, dört aldım derken yavaş yavaş tadım kaçmaya başladı. Süleyman orada hala bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Ben tabii şeker, tansiyon, tuz oranı her şey yavaş yavaş yükseldiği için bir yerden sonra dışarıdan vinyet yemeye başladım ben. Blurlanmaya başladı Süleyman. Ne ses geliyor Süleyman. Süleyman dedi ki öyle bir şey mi olursa? Dedim Süleyman ben bir fena oldum. Dedim bir de ayran mı söylesek? Öyle olunca tabii erken izin aldım ben işte. Aile kimine doğru? Ömer'le anlar işte. Futbolda bir devrin artık sonuna geldiğimiz anlamı taşıyordu. Her ne kadar kabul etmeye içimiz el vermese de mutlak rekabet dönemi artık sona ermişti. Sen olmazsan o kaybeder diyeceksin her zaman. Sen iyi bir insan mısın özünde? Üçlü bir çocuk musun? Güzel mi yetiştirildin? Ama mama bitmiştir. Dışarıda bir sürü yavşak çocuk olur. Yakışıklı olup ertesi gün sevdiğini aldatan, yalan söyleyen, onun bunun arkasından konuşan yavşak yavşak bir sürü adam var. Sanıyor musun ki o kız ondan mutlu? Sen düzgün bir insansan yakışıklı adamsındır kardeşim. Böyle düşün, böyle adımını at. Cristiano Ronaldo. Onu görünce aslında insan biraz da hüzünleniyor. Sevgili seyirciler, bu Dünya Kupası'nın artık bir anlamda son yıldızlar geçidi olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. İki başrol oyuncusu Ronaldo, Messi
Bir dönem onların tahtını sallayacağı iddia edilen Neymar, Avrupa futbolunun son dönemlerdeki en büyük golcüsü Lewandowski ve Modric'in artık veda galaları geldi bu kupada. Yani bu dünya kupası artık belki de son yıldızlar geçidi.